kısmına biraz uzağım aslında. Orada vurgulamaya çalıştığım şey şuydu. Yazılımda biz kendi oyun motorumuzu geliştirdiğimiz için bir takım abstraction layer'lar kullanarak hardware'e olan iletişimimizi kolaylaştırma şansımız oldu. Dolayısıyla o problemi çözdüğümüz zaman Leap taksınızda çalışır, işte Kinect taksınızda da çalışır bir sistem oluşturmaya çalıştık. Çünkü çok haklısınız, donanıma bağlı bir iş yaptığınız zaman bugün var, yarın yok. Yani şu an tamam ben de HoloLens kullanan ve heyecanla kullanan biriyim ama yarın öbür gün HoloLens değil ZoloLens çıkar. Bu sefer bütün çalışmamızı ona göre mi adapte etmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla ben işin hardware kısmından biraz olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Sadece yani kullanıyorum ama dependent bir şey yapmamaya çalışıyorum. Sizin dediğiniz gibi aslında yeni sistemler Türkiye'de geliştirilmeli. Özellikle sensör sistemleri. Çünkü yani gerek EKG olsun, EEG bunlar her deneyde neredeyse almamız gereken şeyler. Özellikle EDA dediğimiz işte stres seviyesini ölçen sensörler. Bunlar da tabii Türkiye'den firmalar olsa daha geniş katılımlı işler yapılsa güzel olur. Şimdi şöyle yani sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik aslında hayli yeni. Artırılmış gerçeklik eski aslında ama şimdi biz ona aslında karmaşık gerçeklik diyoruz. İşte HoloLens'e gelen o yeni kullanımı çok yeni. Ancak orada şöyle bir sorun var. Benim en azından Türkiye'deki izlenimim ve bana söylenen şeyler. Gerek Oculus Rift'le de çalışan, HoloLens'le de çalışan biriyim. Genel bir research yapıyorum. Ancak hastanelere gittiğimde, rehabilitasyon merkezlerine gittiğimde hocam çocukların kafasına onu takmayın da ne yaparsanız yapın gibi bir yaklaşım var. Anneler kesinlikle çocuklarına Oculus taktırmamı falan istemiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de rehabilitasyonda onları deneme şansım henüz olmadı. Ancak mesela özellikle fobi eğitimlerinde Oculus Rift çok kullanılıyor ve bence harika bir fikir. Çünkü bütün korktuğunuz şeylerle yüzleşip o gerçekliği size yaşatıp nefes alma yöntemlerini kullanarak bir takım şeyleri aşmanızı sağlıyor. Ben Türkiye'de henüz yetişkinlerle çalışmadım. Hep çocuklarla, Down Syndrome çocuklarla çalıştım. Çocuklarla çalıştığınızda tercih edilmedi en azından. Ürkütücü ve garip geliyor henüz. Ama her şey değişir yani. Yani o kadar haklısınız ki. Öncelikle zaten bir yarama parmak bastınız. İlk önce orada bir parantez açmak istiyorum. Biz bu ciddi oyun, zaten ciddi oyun kelimesi, yani İngilizcesi de serious game olarak geçiyor. Hiç tercih etmediğim bir kavram. Hani okulda çalışsam dahi. Çünkü siz insanlara ciddi oyun dediğiniz anda bu çok sıkıcı ve hani eğlenmeyeceğim gibi bir anlam oluşuyor. Aslında ciddi kelimesini orada işte bu eğitim konusunda kullanabilir, sağlık vesaire gibi ciddi alanlarda kullanıldığı için ciddi oyun kalmış. Ancak şimdi mesela yeni bir tanım var. Transformational games. Yani insanları dönüştürmeye yönelik oyunlar. Bu benim çok daha tercih ettiğim bir tanım. Şimdi biz hem ciddi oyun kelimesi hem de açıkçası kredimizi biraz kötüye kullandık. Çok haklısınız. Aynı egzersizlere gidip grafiklerle yaparak ciddi oyun, o oyun olmuyor yani. Herhangi bir anlatısı yok, mekaniği yok, AI yok. Aldım ve iki tane eğlenceli figür koydum. O oyun değil. Ve biz o kadar çok böyle örnek görüyoruz ki ben hayli rahatsızım bu durumdan. Çünkü insanlar bunları denemiş oluyor ve gene mi ciddi oyun, gene sıkıcı, saçma sapan bir şeyle geleceksiniz gibi bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla kesinlikle narratif dediğiniz hikaye anlatımına girmek gerekiyor. Şu an mesela bir öğrencim bir tezinde bu sefer başka bir rahatsızlık grubundaki çocuklarla çalışıyor. Orada örneğin adaptif diyalog geliştirme, çocukla konuşma, ona cevap verme şeklinde bir AI geliştirmeye çalışıyor örneğin. Yani çünkü çok büyük bir eksiklik bence. Aslına bakarsanız rehabilitasyonda biz çok daha avantajlıyız. Ben 2 yıl kadar önce bir tane hastanede yine bu ihmal sendromlu hastalar için veri almaya gitmiştim. Yaşlılar, felç geçirmişler yani ve sedyeyle getiriliyordu. Sadece ellerini kullanabiliyorlar ve o cihazı oynayacaklardı. Aldığım, en sık aldığım geri bildirim şu oldu. Yani benim günümün içinde ilk kez çok farklı bir şey yaptım. İlk kez ben hasta olduğumu unuttum, kendime acımayı bıraktım. Bu benim için aldığım en güzel ödüldür yani bu iltifat. Dolayısıyla aslında bence biz şanslıyız. Çok büyük sıkıntıdaki kişilere yardım etme ve onların nispeten durağan hayatlarında bir fark yaratma şansımız var. Ancak işte dediğim gibi
sektör kolaya kaçıp biraz dersini çalışmıyor bence. Daha iyi işler yapmamız lazım. Yani ya tabii ki hani 3 kişiyle bir Minecraft geliştireceğiz demiyorum. Ancak şeyi de birebir aynısını alıp sadece 2 tane resim koyarak da bu iş o kadar ucuz değil. Olmamalı da yani.